tam olanları yayına hazırlayacağım Allah izin verirse. Bir diğer kaynağımız salnameler. Salnameler 1870-1925 yılları arasında ki bu salnameleri Allah rahmet eylesin Sabri Özcan Sam Trabzon salnameleri içerisinden ayırdı Gümüşhane'yi ve Gümüşhane salnameleri diye bastı. Bu salnamelerin içerisinde de kendi köylerinizi görmeniz mümkün ama isimleri göremezsiniz, yaşayanları göremezsiniz. Ama köyünüzde kaç kişinin yaşadığını görürsünüz. Müslüman mı gayrimüslim onu görürsünüz. Köyünüzdeki inek sayısı, keçi sayısı, köyünüzde yetişen ürünler vesaire. Şimdi inek keçi deyip geçmeyin. Arpa buğday deyip geçmeyin. Bunların hepsi aslında bu toprağın tarihi. Bakın Osmanlı belgelerinde Gümüşhane elmalarından bahsediyor. Öyle bir çeşit, iki çeşit de değil. Onlarca çeşit. Bu Gümüşhane'nin tarihidir. Kültürüdür. Kaldı mı Gümüşhane elmaları? Gümüşhane bahçelerinin çoğu ben gördüm işte gösterdiler bir avuç kalmış. Dolayısıyla işte keçidir, inektir, şudur budur deyip geçmemek gerekiyor. Bunları günümüze bağlantılı olarak değerlendirme imkanına sahip olabiliriz. Yani burada o dönemde yetişen bir ürün varsa bu dönemde de yetişir. Bu olaya bu açıdan bakmak gerekiyor. Salnamelerde de yayınlandı Sabri Özcan San tarafından. Bir de perakende belgeler var Osmanlı arşivinin içerisinde. Bunun gibi bir sayfa, iki sayfa çeşitli konulara ait. Yüzlerce belge var. Kelkit'le ilgili belge var. Ben mesela birkaç tane örnek olsun diye hani kafanızda şekillensin diye örnek vereceğim. Mesela 1885 tarihli bir belge. Kelkit ve Şiran kazalarının Bayburt'a taşınmasının ahalinin perişan olmasına sebep oldu. Yani Kelkit ve Şiran kazaları Bayburt'a bağlanıyor. Bundan dolayı da insanlar perişan olmuş durumda çünkü ilçenizin nereye bağlandığı önemli. Nereye bağlandı önemli. Bayburt muhtemelen ters geliyor size. Ters tarafta kalıyor. Evet. Dolayısıyla insanlar perişan durumda. Ve bu yapılan şikayetlerin içerisinde bir başka belgede de Kelkit ve Şiran kazalarının Bayburt'tan ayrılarak Gümüşhane'ye bağlanması konusu işleniyor. Bu bölgenizin idari tarihi için önemli. Bir başka belgede istifa eden Kelkit kazası nüfus memuruyla katibinin yerine Ragıp ve Dursun efendilerin tayini. Bir başka belgede ki bunlar da önemlidir bu bahsedeceğim. Osmanlı Nuri Efendi 1304 Kelkit doğumlu Yusuf Efendi'nin oğlu. Bu şu açıdan önemli. Aslında yapılması gereken çalışmalardan birisi de budur. Ama bildiğim kadarıyla Erzurum'dan bir hocamız bu sicil-i ahval dediğimiz bu defterleri çalışıyor. Sicil-i ahval defterleri şudur. O dönemde memuriyet yapan insanların kayıtları bir defterde tutulmuş. Bugün nasıl her devlet memurunun sicil dosyası varsa o sicil dosyasının bir örneği. Ve pek çok bölgede ki bunlardan birisi de Tokat'ı ben yüksek lisans öğrencime çalıştırdım ve Tokat Valiliği tarafından da basıldı. Tokatlı devlet memurları diye. O bölgede yani oralı olan bütün devlet memurlarının kimler olduğu, hangi okulda okuduğu, lakabının ne olduğu, hangi dilleri bildiği, hangi memuriyetlerde yaptığı, bütün bunların hepsi ortaya çıkıyor. Netice itibariyle insan önemlidir. İnsan bir değerdir. Ben Gümüşhaneli olarak üniversiteye hizmet verdiğimde benim bütün hemşerilerim gurur duyuyor. Niye gurur duyuyor? Çünkü hemşerisi. Ben de aynı şekilde bir hemşerimi bir yerde gördüğümde gurur duyuyorum. Niye? Benim insanım çünkü. Dolayısıyla bu insanlarda geçmiş dönemin değerleri ve bu değerlerin gün yüzüne çıkartılması gerekiyor. İnşallah hoca bitirdiğinde Kelkit'te içinde olduğunu söylemişti. O kitap yayınlandığında Kelkit'te devlet memurlarında sizin insanlarınız bunlar çünkü. Belki sizin dedeleriniz, amcalarınız bu anlamda bu Kelkit tarihine önem kazanacaktır. Yani bir katkıda bulunacaktır.
Mesela Tokatlı milletvekili var, Ali Şevkerek, eski milletvekili, eski bakan. Yüksek sans öğrencime yaptırdığım kitabı görmüş, orada dedesini bulmuş, dedesinin ismini. Beni aradı, hocam dedi, bunu çalıştırmışsınız, çok sevindim, ben dedemi gördüm. Dedemle ilgili bir sürü şeyi öğrendim burada, benim bilmediğim bir sürü şeyi öğrendim dedi. Dolayısıyla insana verilen değer varsa, bu çalışmaların da bir önce yapılması gerekiyor. İnşallah yakın bir zamanda yapılacak. Mesela muallimin devamsızlığı yüzünden ilerlemesi duran ve lavrı söz konusu olan Kerkit Rüşliyesi'nin tahsisatı başka yere nakledildiğinden ileride icap edilene yapılmak üzere burada iktidaiye mekteplerinin çoğaltılması ile ilgili belge var. Buranın tarihiyle alakalı. Ya da Kerkit Kaymakamı Ahmet Hakkı Efendi'nin Şiran Kaymakamı Hafız İbrahim Lütfü Bey ile beca işlerinin telef alındığı. Birbirlerine yer değiştiriyorlar. İki kaymakam yer değiştiriyor. Mesela Torul ve Kerkit'te bir telgrafhane tesis olunması. Kaç? 1904. Bunun yazışmaları var mesela. Buranın tarihiyle alakalı. Bir başka örnek, Dersim aşiretlerinden olup Erzincan'ın Kürt köylerinde oturan ve Erzurum ile Gümüşhane Sancağı'nın Kerkit kazasına bağlı köylere saldıran Yakor riyasetindeki eşkıyanın yakalanması için gerekli tedbirlerin alınması. Daha o bölgeden Kerkit'te köylere saldırarak eşkıyalı faaliyetlerinde bulunan adamların yakalanmasıyla ilgili yazışmalar yapılmış. Ya da Kerkit'in Hanzırı köyü. Bugünkü yeni ismi nedir bilmiyorum. Şanbaşı. Hanzırı köyünde annelerinden miras kalan tarlalarının dayıları tarafından zapt edildiğinden buna engel olunmasını talep eden şahısların şikayetiyle ilgili gerekenin yapılması. Köylerle de ilgili bilgi bulabilirsiniz buralarda. Bugün Hanzırlı, burada isimler yok ama belki o isimler tanıdık gelecek. Yakın bir dönem, 1900'lü yıllar. Mesela Erzurum Kerkit kazasının Şurut köyünde. Var mı? Çağırgan Baba Zaviyesi Tebliğ ve Nazırlığın tebliği. Yani oradaki Çağırgan Baba Zaviyesi'ne görevlilerin atanması ile ilgili belgeler var. Bu bölgede de vakıflar var. Mesela Kerkit'teki vakıfların da çalışılması gerekiyor. Vakıflar Aşık Genel Müdürlüğü'nde hurufat defterleri var. Bu defterlerde bu bölgede kurulan bütün vakıfların listeleri var. Belki vakıfların büyük bir çoğunluğu ortadan kalktı. Ama bu vakıflar sizin değeriniz. Bu anlamda önemli. Son olarak bir örnek daha vereyim. Kerkit kazasına bağlı Kermülü köyü. Yani şimdi orada Osmanlıca olduğu için şimdi alanı bilmek de önemli. Şimdi ben kendi alanımı çalışırken, kendi bölgemi çalışırken oradaki isimleri biliyorum. Köylerin isimlerini biliyorum. Şimdi Kefle yazılıyor. Kefle yazıldığı için K dokunur, G dokunur. Dolayısıyla ben belki bu coğrafyayı bilsem, köyün ismini Germedi olarak bilsem Germedi derim ama Kermedi demişim. Orada şey var. Kermedi köyü merasına müdahale eden, bakın mera davaları köyler arasında büyük problemdir. Hala. Yaylalar, meralar. Mesela Kermedi köyü merasına müdahale eden komşu dört köyün müdahalelerinin önlenmesine dair Kermedi köyü ahalisinin arzu hali üzerine iktizar kaydı ve buyurulması. Yani bununla ilgili perakende belgeleri, kendi tarihinizle ilgili belgeleri bu devlet arşivlerinde bulmanız mümkün. Sonuç olarak, çok fazla sıkmak istemiyorum. Çünkü konferanslar insanların pek...